Arkadaşlar herkese günaydın. Hakan Duşkan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün ben gece biraz baraküda kayış balığı yakalamaya geldim. Gece 2.30-3 numaraya geldim, karanlıktı. Bugünkü ben avımda şu şekilde göstereyim. Kendo 70S 7 santim 9.7 gram ağırlığında bir saatte kullandım. Zebra kulu, mor kafa. Gece biraz kayış balığı yakaladım, baraküda yakaladım. Güzel, çok verimli av oldu. Şimdi siz önce videoyu izleyeceksiniz. Ondan sonrasında ben biraz liman dışında ve liman iç taraflarından mikrocüklerle RF avı yapacağım. Umarım israfla tırakandırırsam diyeceksiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bugün yine bir baraküda kayış avı yapmaya geldik. Biraz gece avı yapacağım. Bugünkü avlanacak olduğum saatte Kendo 70S mor kafa arkadaşlar. Şöyle çok şahane bir şey. Gözlerin güzelliği. Bu Seaking model. Seaking modellerde arkadaşlar, yani batan modellerde gece av yaparken biraz daha hızlı sarmanız gerekiyor. Çünkü floating'e göre bunlar biraz daha aksiyonu zayıf. Bunlar aksiyon verdik sıra daha yüzen sahteler. Hani Seaking bir sahteyi düz sararsanız yüzmez. Yani yüzse de böyle balık anlayacak seviyede yüzmeyebilir. O yüzden Seaking sahte kullanırken biraz daha böyle sert vuruşlar yaparak, aksiyon vererek çektiğiniz zaman daha güzel sonuç alacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun. Hadi bakalım maskele. Baraküden suyu değil ama. Dalgaya bak. Balı gördün mü? Birazdan nereye gördün mü? O neydi? Bilmiyorum, kayış değil. Kayış değildi o. İstavrit miydi acaba? Şey mi diyorsun, tural mıydı? Kayış değildi. Kaynattın mı? Tamam, bir şey saldırdı işte. Aldım. Buraya topladı. Aldım. Ama o kayış değildi. Yok, bu kayış. Kayış da yok, önümüzden geçen kayış değil. Önümüzden geçen başka bir şeydi o. Çok ufakmış ama bu ya. Hayır, ben yakalan önümden geldi. Arkasına. İstavrit gibi, önüne bir balık. Yaldarım olmasın. Önüne bakalım, olay yansan mı? O dipte gözüyor. Sağ ol abi. Hadi git bakalım. Oh, bu iyi bir şey. Yok. Kayış bu biraz sanki biraz daha büyük bu. Onlara göre biraz daha fazla yük uyguluyor. Şu an neredeyse baraküda diyeceğim ha. Bana da öyle oldu. Neredeyse baraküda diyeceğim ya buraya. Yok. Aynen, bu büyük. Bak, boyut direkt belliydi. Oo, çok güzelmiş hem de. Çok güzelmiş. Sen süper boysun. Sen hemen çıkaralım. Zaten bu boy baraküda da şey gibi basıyor. Şey, kayışlar baraküda gibi basıyor. Dişlere bakın. Güzel bir boy. Hadi bakalım nasıl gelir. Necati, çantayı sen bir dakika. Kaç yapacağım lazım? Geçen içeri yapmış. Yapıyor. İçeri durgun olsa yapıyor ama. He? İçeri durgun olsa yapıyor. Durgun da yapıyor da içeriden almışlar. Dalga yaptım, yapmıyor içeri. Osman diye bir arkadaş var. İçeriden bir arka arka iki tane aldım diyor. Bütün insanlar diyor benim yanıma geldi diyor. Ya biz burada o gün ona kalsa biz 20 tane aldık. İçeri yapıyor. Biz dışarıda o gün 20 tane aldık. Her sene Mayıs ayı böyle dayı.
Hiç gelmedi ya. Aldım. Çok güzel. Barakuda. Barakuda. Valla boyu da güzelmiş. Şöyle kaldırayım şunu. Valla güzel boy. Yok barakuda. Çok güzel bir boy. Yine pantolonlara sıkıştırdım arkadaşlar. Mecbur bu durumlarda pantolonumuzu pense gibi kullanıyoruz. Daha dizlerimizi pense gibi kullanıyoruz. Çünkü ağzında maket var. Ha, çok süper bir boy barakuda. Saatlerimiz Kendo 70S. Çıkaralım. Evet. Çok güzel boy. Hadi bakalım askerler arkadaşlar. Önümde. Kayış yok önümüzde mi işte? Ne? Kayış. Yok balık kıyıda ya. Bu ara kayış çok var ama şey boyutlar ufak. Böyle kışın içine aldığımız büyüktü. Şimdi hava biraz ısındı ya. Serbestte falan çok büyük büyük aldık. Arkanda bizim burada aldım. Aldım. Bu da civarında yine vardı. Bu da güzel bir kayış mı? Küçük. Bir kayış var. Bilek. Bir tane daha. Bana mı yüzüyor şu an? Geliyor. Evet bana yüzüyor ama. Ha bu da güzel. Tamam bu bunlar yenecek boyutta en azından. Şu şekilde. Kendo 70S. Çalışıyor arkadaşlar mor kafa. Silik bir rapala bu. Bunlar biraz daha hani getir. Necu. Çantayı aç ver bir. Tamam. Ya bunlar da şey yani 3-5 tane birleştirip bizim oğlana bir yemelik bir şey yapar mıyım? Deniz 2-4'tü bugün. Ha bu deniz 2-4 değil. 2 tane barakı da alsak. 2-4 ya. Ha? Deniz 2-4 oğlum. Şu an 2-4 mü bu? Tabii ya. Lan dalgaya baksana ama 3-5 bir deniz. Kıyıya bak ya. 2-4 geçen bir serbest bölgedeyken dümdüzde. Dümdüzde ya. Lan. Dibimde bastı ha. He gördüm şeyde. Bakın ben akıntın mı aşağıdan sen önüne gitmişsin. Aldım. Gel buraya gel. Suda dalga da var. Dalganın da gücüyle kayış daha güçlü basıyor. Evet. Gel bakalım gel. Maşallah nereye atmışım böyle? Ne bakalım vuran kayış bu arkadaşlar. Küçük boy. Saatlerimiz Kendo 70S. Hadi bakalım. Git. Büyük de gel. Siz ufaksınız. Ya ben iki de... Tepliyor mu böyle sana takma verirken? Hadi bakalım ya, devam. O zaman mı? Vurdu bıraktı. Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Aldım. 3 defa arka arkaya vurdu. Gel. Bu da güzel. 3 defa arka arkaya vurdu ve aldım. Gel gel gel. Bu da... Aa yok. Küçük küçük boymuş ama sırtına takılmış. Yok tamam. Bakalım dur seni çıkarayım ben. Tüh çok kötü görmüş ya. Çok kötü zedalmış. Bunu bıraksam ölür. Necati aç çantayı.
Bu bıraksam ölecek bu. Tamam. Allah lüğünü koparttın mı? Bıraktın. Ya yine şeye girmiş, bel kemiğine girmiş. Yaşamaz bıraksatta hayvana işkence etmek. Abi bir şeyler var suda. Basar. Arka arka aldığımızı biliyorum. Abi o tatlı parça zamanı kendine yaptım var ya. Yeni unutam artık ya. Eyvallah. 101 tane kayış 4 barakuda. Parça da kalan bir kayış burada. Balık kesiyor. Hadi geç durun. Geri dur ya 3-5 dakika daha dur ama öyle. 3-5 dakika sonra balık basmıyor. Yarım saat öyle geçiyor. Balık kesiyor. 10 dakika geçiyor. Hadi gidelim. 3-5 dakika daha dur. Aldım. Sabah et. Aldım. Barakuda. 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 Aldım dur. As. Aldım valla kaçırmadım. Gel buraya. Tam barakudadır. Barakudayı aldım arkadaşlar. Ne üst aldık mı? Yok yaraderme. Çok güzel bir barakuda. Oh sahte mizine kendo mor kafa. Şimdi çantayı alsana. Hakan'la burada sürü takip ettiğimizi hatırlarsak. Hey o jikle ya. O gün neydi? Helal Neco. Barakuda. Aynen barakuda. Kucağına kaldır ver. Tamam sakin. Al kucağına. Ya o iyile oturup ya. Daha kaçmaz sakin olun. Oturmuşsa korkma. Sakin olun. Onun da abartılışı yok. Eline sağlık Neco. Hadi bakalım devam. İyi ya benim de o gün kayışta vardı. Ne uyumadı yiyemedik. Ben de o gün kayışta vardı güzel oldu. Aldım. Bilmiyorum kayış şey. Barakuda başarı ya kayışı beğenmedim. Yok barakuda. Barakuda değil bu kayış. Bir de küçük. Aynen bak ufacık. Gel bakalım buraya. Çok küçük ya. Çok ufak hadi git. Güle güle. Beyler bu hamda kullandığım kamış şu şekilde Willy'nin Nirvana Spin 240-318 atarı. Gece karanlık diye kamışı gösteremedim. Aldım. Gel. Bu da kayış. Ben havuzu buldum burada ya. Ben atıyorum bir şey yok. Gel bakalım gel. Kendo 70S mor kafa. Yok abi şu alanda bir 10 metrelik alanda balık. Gel bu tarafa dışarı yok. Bu güzel. Yok şey bu. Aha istavrit aldım. Abi kendo çok güzel çalışıyor. Barakuda aldım, kayış aldım. Şu anda güzel bir istavrit. Ama kötü oturmuş yine. Kendo 70S. Güzel bir istavrit. Beyler videomuzu burada bitiriyoruz. Bugün muhteşem bir av oldu. Harika balıklar kandırdık. Siz de mutlaka Mera'da denemekten ve atış çabadan vazgeçmeyin arkadaşlar. Emin olun ki balık sizin umudunuzu bitirdiğiniz ve oltanızı bıraktığınız an Mera'ya girebilir. O yüzden hiçbir şekilde her zaman her atışı yaparken sanki balık vuracakmış gibi, Mera'da balık varmış gibi atışınızı yapın ki her zaman başarıya ulaşın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet.